Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere bir takım nasıl sıfırlanır bunu anlatacağım. Bunun birkaç tane metodu var. Ama ben size en pratik diye gördüğüm metodu anlatacağım. Piyasada çok kullanılan bir metot. Diğer metotlar da var. Aslında doğrusu şudur diyeceğim şeyler de vardır. Ha, bu da yanlış değil ama hani mantık olarak birçok şey var. Bizim en çok kullandığımız sıfırlama metodunu sizlerle paylaşacağım. İnşallah faydalı olur. Şimdi geliyorum tezahıma. İki tane şu an biz takım taktık. Daha fazla takabilirsiniz. Biz iki taneyle hani videoyu çok uzatmamak için iki taneyle göstereceğiz ama ikiden sonra hani ikinciden sonra hepsi aynı olacak. Yani iki, üç, dört aynı işlemi tekrar etmiş olacağız. Onun için iki taneyi seçtik. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Bir tane takım. Referans takım kabul etmeniz gerekiyor bizim metotta şu an. Bir tane takımın boyunu aslında siz diyorsunuz ki benim takım boyum sıfır. Burası benim sıfır. Ve diğer takımları da buna göre boy farkını bulalım. Teza girelim ve teza onu hep görerek hareket etsin. Burada dikkat edeceğiniz şey şu. Master takım kullandığınız için kesinlikle ve kesinlikle parça sıfırı yaparken parçalar değişiyor, yükseklikler vesaire. Kesinlikle Z sıfırını kesinlikle şu an master tayin edeceğiniz takımla yapmak zorundasınız. Bu kesin ve kesin bilginiz olsun. Çünkü o bizim referansımız. O boya sıfır dedik. Onu referans alıp diğerlerinin bundan farkını bularak ekrana yazıyoruz gerekli yerlere. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar benim şu an şöyle baktığımda, bu arada kapı açık çalışacağım. Kapı açık çalıştım biliyorum doğru değil. Ama şu an eğitim için dikkatli bir şekilde çalışacağız. Şimdi geliyorum. Ben şöyle baktığımda hangi takım acaba burada ekranda diye baktığımda şu an HDT yazdı. İkinci takım olan şey şu an Fenerbahçe'de takılı olan. Arkasında da ne varmış? Şu an tam karşısında ATC kolu değiştiğinde karşısında da birinci takım varmış. Ben birinci takımı çağırarak sıfır yapayım. Ben yani aklımda kalsın diye 2-3 falan karışık bir şey yapmayayım. Geliyorum. İlk önce şöyle yapalım. Geliyorum. MDA'yı alıyorum. Ekran gelmedi. Prop tuşuna basıyorum. M6, T1, EOP, Insert yazıp Start'a basıyorum. Ve birinci takımım gelmiş oldu. Sonrasında el çarkını alıyorum. Şöyle el çarkımı aldım, moduna da aldım. Şöyle gerekli şekilde parçaya yaklaşıyorum. Yaklaştım. Şu an saatime bakacağım. Şöyle saatimi şöyle geliyorum. Saatimi şöyle referans olarak sıfıra getireceğim. Ve hassas ayarını yapacağım şuradan. Şu an iyi gibi. Tam şöyle baktığımda iyi gibi. Ekrana geliyorum. Ekranda hatta size tavsiyem el çarkında bir düşme ve oynatma yapabilirsiniz. Başka bir mod alırsanız daha güvenli olur. Ekrana geliyorum. Offset. Şimdi değdiğimde arkadaşlar. Offset'te şuraya geliyorum. Geometrimin kesinlikle sıfır olması gerekiyor. Mesela burada bir değer olduğunu düşünelim. Gelip buraya şu ekrana mesela birinci takım. Burası H1 diye yazacağımız programdaki yer. Buraya sıfır input yaparak burayı sıfırlıyorum. Ve tekrar offset'e basıp work'e geliyorum. Ben G54'e sıfırlama yapacağım. Geliyorum. Z'te sanki ona bir parça sıfırlamış gibi düşünerek Z 0 measure tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi absolut değeri sıfır oldu. Yani parçadaki Z mesafem sıfır. Yukarı kaldırıyorum el çarkını modunu alıp şöyle birazcık.
Çarpma riskim olduğu için ben şunu şu an bağladığımız yakın çekim kamerama çarpabilir. Geri alıyorum risk olmasın diye. Sonrasında MDA'yı alıyorum. Bakın ekran gelmedi. Pro'ya basıyorum tuşuna. M6 T2 insert diyorum. Bakın diğer takım bundan kısa. Orada bir ipucu vereceğim. Basıyorum. Bakın bu takımım daha kısa. El çarkını alıyorum. Aşağı iniyorum. Şuradan değdiriyorum el çarkıyla. Hassas bir şekilde değdireceğim. Şöyle hassas ayarını yapıyorum. Şöyle güzel gibi. Hemen başka bir moda geçiyorum. Çünkü el çarkımı çarptığımda bu hareket ederse tezgahta takım kırabilirim. Daha fazla şeylerde zarar verebilirim. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Offset burada M'de kesinlikle ve kesinlikle şuradaki relatif değeri tezi açtığınızda sıfırlamamanız lazım zetini. Çünkü relatif değerden çeker değeri. Burada sağlamasını yapmak istiyorsanız şimdi yapacağım işlemde başka metotlardan da girilir ama ben şöyle yapıyorum. Offset'e basıyorum. Buradan tekrar offset'e basabilirsiniz bu ekran gelmezse. İkinci takıma sarı imleci getiriyorum. Sizin arkadaşlar şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın absolut değerle relatif değer burada aynı değerde. Farklı değerde olursa elle manuel yazıp input'ta yazabilirsiniz. Şurada değeri görüyorsunuz. Eksi bir değer almış. Daha çok inmişiz aslında diğerine göre. Eksi 43 yani sıfırı baz aldığımızda aşağı doğru inmişiz ki aynı noktaya gelelim. Buradan işte takımın eğer takım kısaysa eksi alır referans takıma göre. Eğer sizin referans takımınızdan uzun takım olursa burası pozitif olur. Buradan ayırdım da yapabilirsiniz. Gözlem yapabilirsiniz. Geliyorum buraya arkadaşlar. Z tuşuna bastığınız zaman bakın inp.c çıkıyor. Yani input c. Bastığımda bakın bu değeri buraya atıyor. Elle de yazabilirsiniz. Bilginiz olsun. Sonrasında ben bu takımı yukarı kaldırıyorum. Şöyle. Arkadaşlar bundan sonra bu takımı yolladık. Üçüncü takımı çağırıyoruz örneğin. MDI'den tekrar takmışsınız. Üçüncü takımı da aynı şekilde burada bu ekrana gelip bir değer çıkıyor. Bu değeri Z'e basıp input C yapıyorsunuz. 4, 5, 6 hep aynı. Bundan sonra yapacağımız şey şu. Parça sıfırı yaparken burada kesinlikle birinci takımı çağırıp Z'in oradan alıyoruz. Yani siz XY'yi istediğiniz takımla alabilirsiniz. XY sıfırını. Çünkü siz fenerbirliğin ortasını sıfırlarsınız genelde. Bütün merkezler aynıdır ama Z'de öyle değildir. Bilginiz olsun. Şöyle arkadaşlar bir sonraki videomuzda da bir parçayı ortadan sıfırlamayı anlatacağız. Daha sonrasında bir parçayı sol alt köşeden sıfırlanmayı anlatacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.